Merhaba dostlarım, ben Serdar ve sesim şu an inanılmaz çatlak çıkıyor ve Sanrias'a hoş geldiniz. Evet, Sanrias'ta baştan sizinleyiz ve yine güzel bir video olacak ama önce üstümüzü değiştireceğiz. Evet, şu an içeri girme, içeri girme, ya dışarı çık ama göreve girme. Eyvah. Aç aç, oh güzel, tamam, göreve girmeden şeyden çıktık. Catalina. No, Catalina. It's Carl. I think you got the wrong number. Oh, Carl. So sorry. It is such an easy mistake to make, Ya. especially when I am so light-headed with Ya. love and lust. Bebeğim, özür dilerim. Mili ile, yok Deniz'le miydi? Yok Michelle'le miydi falan? Onların biriyle buluşmam lazım. Aç bakalım. Şeyin araba, ikisinin de arabası var. Dur, o arabalardan birini almayalım. O arabalar güzel görünüyor. Şurada illa ki park edilmiş bir araba olur. Ryder'ın arabası yok. Neden? Çünkü Ryder öldü. Evet, abimiz bizi burada şey yapmadı. Hayal kırıklığına uğratmadı. Uzun zamandır, çok uzun zamandır Grove Street'ten bölüme başlamamıştık. Eyvah. Deniz, bebeğim, arabanı alabiliyor muyum? Alamıyorum. Allah Allah. İlginç. Ses seviyelerine bakıyorum. Sanırım benim sesim biraz iyi. Ama yorumlarda lütfen belirtin bir sıkıntımız, bir şeyimiz varsa. Şimdi geçen bölümde de söz verdiğim gibi ilk gideceğimiz yer. Önce saçımızı keselim. Bir saçımızı keselim, evet. Saçımızı kesmek lazım. Bu adam nereye gitti? Ne oldu ya? Bu adam bu garaja girdi, sonra bir çıkmadı böyle. Başka birisi çıktı. Başka renk bir arabayla. O kadar farklı renk araba da değil ha. O kadar farklı bir renk araba da değil. Ulan hazır gelmişken bir şey yapalım ya, bir de Take the chair, man. Grove Street dövmeleri yaptıralım What you dostum. have? Afrika, tamam hadi Afrika Nice. öyle olsun. Wow. Hadi Afrika olsun. Lan hadi olsun, cross olsun, bir tane ne You're olacak. art now, man. Sırt. Oy 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 oy, burada Grove Street dövmesi mi Just for varmış? life. Bizim tekerlerimiz konuşur. Tekerleklerimiz konuşur. En pahalısını yaptıralım. En pahalısı azıcık dandik görünüyormuş. Neyse hadi en pahalısını yaptıralım. Çünkü paramız var. Los Santos şehir sevgisi bu. Şehir memleket sevgisi bu. Stomach ve karın. Grow. 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 Evet, bunu yaptırıyoruz. Ciddi grow biz. Ulan küçücük bir şey yaptırdın ya. Aşağı sırt. Hadi bakalım. Angel. Dagger yok. Hadi melek yaptıracağız. Oha, kocaman yaptı. Dövmeye çıkar değil. Hocam teşekkürler. Üstümü giyecek miyim? Evet giyeceğim. Giydim. Bir de buraya gelmişken bir de şeye gidelim. Berberimize gidelim. Yo ihtiyar, uzun zamandır buraya gelmemiştim ha. Burayı hiç değiştirmemiştin. Corno. Cornrow. Evet. Evet bu. Bak nasıl da büyümüşsün diyor. Tamam hocam, bu iyidir. Yeter bu kadar şey yaptığımız. Şimdi gidip daha iyi giyineceğiz. Hadi bakalım. Merhabalar memur bey. Sizin yakaladığınız adam, kovaladığınız adam nerede bilmiyorum. Gideceğiz kendimize Grove Street'e. Hem Grove Street'e uygun, hem tarafımıza, rengimize uygun, hem de artık yeni geldiğimiz pozisyona uygun. Yani işimiz gücümüz yerinde. Artık bir iş insanıyız. Yerlerimiz var. Mekanlarımız var. İyiyiz, durumumuz iyi. Müttefiklerimiz var. Güzel bir hayat içindeyiz. Ona göre şey yapacağız. Tweed jacket ne ya? Ya bunu giymeyeceğiz ama. Ben bunu ne olur her türlü almak istiyorum. 5500 dolar, et be. 5500 doları pat diye oraya saydık. Bir ev alıp çıkacağız herhalde buradan bugün. Red jacket, yellow jacket, tuxedo. Dur, yeşil ceketi alalım. Normalde benim istediğim bu. Yeşil bir böyle Joker'e benzeyelim azıcık. Joker yeşil mi giyiyordu, mor mu giyiyordu ya? Mor. Mor giyiyordu, değil mi? Yeşille mor birlikte mi gidiyordu? Şimdi klas önemli. Azıcık da klas yani. Yeter bu kadar şey yaptınız. Madem bu kadar paramız var, şeyimiz var. Bu taksiyle de güzelmiş. Ama
Yeşili giyeceğiz. Aa, kolye molye bir şey de almamız lazım. 7000 dolar ödedik taksiyle. 7000 dolar. Dur önce green jacket. Green jacket bir kalsın üzerimizde. Alttan siyah gömlek, üstten yeşil ceket. Lan bazı gömleği beyaz giyseydin hiç sıfır. Nasıl, ben yeşil ceketi almamış mıyım? Yeşil ceketten ben almamış mıyım? Yo, aldım. Neden baştan almamı istiyorsun ki? Para harcayacak mıyım mesela ben yeşil ceketi baştan şey yaparsam? İlginç bir şey olacak şimdi. Deneyim olacak. Aa evet. Yeşil ceketi giydim diye yeniden satın almış oldum. Aa. Tamam, önce tweed pants'i alıyoruz. Sonra tuxedo pants, sonra green pants. Paramız kalmayacak. Neyse, para yapacağız. Sakin olun. Para yapacağız bu şeyde. Bu taksidolar. Smokin'in şeyi yani. 3000 dolar verdik pantolona. Devam. Hayır, tweed pants bu. Okey, affedersiniz. İlk o azıcık daha düz olan ceketin şeyi. Bu daha düz. Bakın bu simsiyah zaten belli, bunun kumaşından, osundan, busundan, klasından belli. Buna da 3000 dolar baydık. 6000 dolar daha gitti. Geçen videoda neler kazanmıştık, bu videoda hepsini kaybedeceğiz belli ki. Bir de en son yeşil pantolonlar var. Onları alacağız. Çünkü dediğim gibi biz Grove City şey yapıyoruz. Ama artık yani Grove City'nin böyle sokak adamı değil. Grove City'nin Godfather'ı gibi olacağız. Anladınız mı? Öyle bir şey var. Yani Godfather'ız ama yerimiz de belli. Shoes. İyiymiş bunlar. Lan keşke eldiven de alabilseydik böyle. Siyah eldiven falan alırdık. Gözlük de almamız lazım bak. Güzel gözlükler de almamız lazım. Brown shoes ne? İyiymiş. Onu da alacağım ama onu daha giymeyeceğim. Lan fena değilmiş aslında. Ha. Şöyle üzerine siyah bir şeyle. Serdar kendine gel. Ayakkabılar, ceketler ve şapkalar işin içine girince ben gidiyorum. Çok özür dilerim. Tamam, hadi seni de alacağız. Ama seni giymeyeceğim. Şimdi baştan gideceğim. 3000 dolar daha vereceğim ve o diğer şeyi giyeceğim. Bu arada burada da ayakkabı fiyatları böyle olmuş ha. Benim ayakkabı alıyordum. Ayakkabı alacaktım. Yazlık bez ayakkabı alacaktım. Birkaç bin TL'den başlıyor en az. Ne kadar bayacağız? 2500 dolar. Hadi bakalım. Tam olarak bu fiyatta. Yani TL'sinde bunun. Hadi bakalım. Zincir. Cross chain. Dollar chain. Dolar. Tabii ki dolar şeyi alacağız. Başka ne alacağız? Herkes bizim hangi dili konuştuğumuzu bilecek. Saat. Gümüş. Crovex. Altın mı? Gümüş mü? Altın güzel ama ben gümüşü daha çok seviyorum ya. Gümüş benim daha çok hoşuma gidiyor hep. Ama altın da alacağım çünkü param var. Şimdi de takmak istediğimi alacağım. Ama zaten ceketten görünmüyor. Hem dolar şeyle de kolyesiyle de güzel gider. Allah'ım yarabbim, şu yaptığımız muhabbete bak. Tamam, şimdi şapka değil. Şimdi gözlük. Black Shades, Black Rim. Black Shades neymiş? Oy! Black Rim. Oy evet bu. Bu daha klas, azıcık daha bir tık daha klas görünüyor diğerinden. Siyah hasır mı? Ulan güzel şapkalar bunlar ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Alıyorum. Alıyorum. Diğer şapkalara da bakacağım. Onları da alacağız. Dark Tribe nasılmış? Oğlum bu da çok güzel. Light Tribe değil ya. Bu büyük ihtimalle beyaz olacak. Aa, güzel. Ya bir takım giysilerle güzel giderdi bu. Siyah melon mu? Bu ne? Ha. Bunların hepsi güzel ama en aşağıdakini alacağım böyle. Siyah hasır şapka denilen şeyi alacağım. Grey Butter. Butter dediği herhalde. Aa, dur. Green Derby var. Aa yok lan, Joker değil bu şey. Bu şey neydi ya? Bilmi Riddler olduk. Hakikaten yemin ederim Riddler olduk ya. Yeşil şapkayı takınca bam diye böyle aklıma geldi. Aa dedim, Riddler olduk. Siyah. İlk taktığımız şapkayı. Siyah hasır. Aynen bu. Altımıza da aslında bir tane siyah pantolon geçirsek güzel olabilir. Böyle smoking pantolon değil de ilk o tweed pantolonu falan gibi.
Neyse, siz yorumlarda belirteceksiniz zaten ne kadar iyi ne kadar kötü oldu onu anlayacağız. Benim moda anlayışım çok kötü. Hatta ben buradan belki yeşil pantolona geri dönebilirim. Şöyle bakalım bir şey deniyorum. Tamam böyle iyi, evet böyle iyi. Yeşil pantolona daha iyi gibi sanki. Siz her türlü bana yazacaksınız. Aynada acayip görünüyoruz. Aynada biraz garip görünüyor orada. Evet. Yeşil, yeşil süreceğiz artık. Hadi bakalım. Çevreyi de koruyacağız. Çevreci CJ. Yani Grove Street renklerine bürünmek istediğimiz için böyle yaptık. Şimdi tabii. Aa artık Sweet de var, CJ de var. Ulan kardeşimizi oradan çıkardık. Tamam, bari kardeşimizi oradan çıkardık. Kardeşimizle başlayalım şey güne. Sonra para kazanmaya devam ederiz. Çünkü kamyonculuk görevleri vardı. Onlar aklımda kamyonculuk görevlerini yapacağız. Bu arada aynı şeye bakalım. Dur. Evet onu unutmadan hemen görev durumu. Oyun durumu. %84,5. %84,49. Hadi bakalım. %84,49 ile başlıyoruz. Eyvah. Şu yaşadığımız duruma bak. Ah be. Los Santos'un sokaklarını özlemişim ya. Ya artık ezbere biliyoruz zaten. Ama işte bu ezbere bilme durumunu özlemişim. Las Venturas öyle değil. San Fierro o kadar değil. Ama Los Santos'un net bir şekilde ezbere biliyorum. Ben bu spreylerin 50 tanesini yapıp gitmiştim zaten bu şehirden değil mi? Yarılayıp öyle gitmiştik. Onu hatırlıyorum evet. Güzel. Bu şu demek. Biraz daha... Şimdi Sweet bro. Neyse önce bir görev yapalım. Hocam kanın yerde kalmayacak. Ya şey paran yerde kalmayacak. Kadın maalesef yerde. Ya biraz sonra birisi temizler diye düşünüyorum orayı da ama. Evet Sweet'e. Sweet'in görevini. Kardeşimizin görevini yine. Kardeşlik renkleriyle. Grove Street renkleriyle. Bu renklerle başlayacağız. Hadi bakalım. Beat down on beat up. Yo. I heard you was down, so I got a gift from B-Dub. Come on now, I can't do that. Come on, sweet, come on. Make sure you enjoy this. This is a rich man's high, all the players are doing it. I know you're gonna enjoy this. It takes the pain away. Oh yeah? Oh, what the hell you doing? Shit. Man, everything is KKK. Man, I just want to see what's so good. What's wrong with you, man? Yazık, man, yazık, yazık. Kardeşimize bak. I might as well let it destroy me too. Man, you don't need. Bu nasıl bir düşünce şey ya? Hadi seni ayağa kaldıracağız. Dur dur, hadi gidip temizleyeceğiz bunları bir. Come on, sweet, soak the smoke. Hey man, that shit. Şunu evden çıkarın. Şunu birisi evden çıkarabilir. Güvenlik. Güvenlik. Bitch talk nice to you and this what you do? Fuck. You're gonna have to deal with B-Dub. B-Dub. Hallederiz hocam, hallederiz. Hallederiz. M4'lerle kapısına dayanırız. Ne olacak? M4'lerle kapısına dayanırız ya. Aynen, aynen. Tüfek kardeşler geri döndü. Tüfek kardeşler geri döndü. Şuna birisinin elinde AK-47, diğerinin elinde MP5'ler, M4'ler. Yavaş yavaş gidelim dur. Konuşsunlar. Bak bu da benim hanımefendinin, bu da benim hanımın yeri. Kardeş Sweet'e gösteriyorum. Kardeşim yani uzun zamandır şey yapmıyoruz, konuşmuyoruz. Hanımefendiyle de bir şey yapmamız lazım. Hey, open the door, punk fool! Yo, Dup ain't here. Moved out a while back. Where'd he go, dickhead? Yo, you messing up with cat's colors, speak dude. Speak up, fool. Yo, I got some, a little some, just what you and need. And I don't want none of that ya, shit. Bir sakin ol ya. Put your wig right there. No, you tripping, man. Come on, put the gun down. Halledeceğiz, hepsini çözeceğiz. Shit, he wearing family colors. That's supposed to make him somebody. Sakin ol, bro. Look, fool. Tell us where beat up is, and we out of here. He live over on Glen Parkway. His boy always there. Give a cat what he needs. You lucky.
Köpek kardeşler gidiyor. Köpek kardeşler iş başında. O bayağı gaza geldiler ha. Ulan gidip herifi alacağımıza bölgeyi alırız falan böyle. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir gaz. Geliyoruz. Ve kardeşler geliyor. Hakikaten birimiz AK-47, diğeri M4'le. Ama AK-47 olan elinde çok bir halt yapmıyor yani. Onu buradan şey yapayım. Balaslara saldır ve bölge ellerinden al. Arabayı şöyle koyayım, ne olur ne olmaz. Gelecek olan var mı, gel. Alayım onları da, teşekkürler. Hadi bakalım. Oradan bana atış edemiyorsunuz zaten. Paşa paşa arka taraftan geleceksiniz. Ya dur şuradan şey yapayım. Ya ilk dalgadan paçayı kurtururuz. Kurtarırız. Zırh vermedi ama maalesef. Sweet, ne yapıyorsun hocam? Ne yapıyorsun aşağıda ya? Ne yapıyorsun aşağıda ya? Sweet, arkamı kolla. Arkadan gelenleri hallet. Günün sonunda bir haltı yaramayacağından çok korkuyorum Sweet. Sweet, arkadan geliyorlar. Vur şunları. İşe yaramazsın Sweet. Bir işe yaramazsın. Gerçekten. O buradan geliyor ha mermi. Ben gelmediğini düşünüyorum. Sweet, artık ön taraftan geliyorlar. O kadarını da halledersin diyeceğim. Tabii ki halledemeyeceksin. Tabii ki benim önüme çıkacaksın. Bölge dur. Sakın sinematik devreye girmesin. Oh mis gibi. Ohoho. Şeyleri aldık. Ha geliyor, dur. Wow. Dostum. Aa, Grove Street yardıma geliyor. Harika. Beat ile yüz yüze konuş. Dur hocam bir dakika. Aldım. Aldım. Ulan arabaya bak. Mis gibi. Dur şuradan geç. Ya lütfen şuradan geç. Sweet arkada bıraktın, yanına git. Aa çok iyi. Sweet hadi gel. Ya ne yapıyorsun orada ya? Gel şuraya gel ya. Azıcık koş ya. Şuna bak, bir de söylene geliyor. 1550 kurşunumuz var. Süper. Şuna bak, bir iş yapacağız, yapamıyoruz senin yüzünden. Hadi bakalım, başka şansın yok. Tehdit edildin tabii ki. Vuralım gitsin. He paranoid, just sitting in the house thinking other fools want his business. Where's Smoke? I can't tell you that. Then I'll snap your fucking tongue out. And I ain't saying nothing, homie, because I don't know. Only his intentions know me yet. I'd wet your shirt anyway. Bear! Vur gitsin. Hey, Bear, get the fuck out here. What's up, your lordship? Kill these motherfuckers, and I'll give you a whole quarter sack. Now handle that. Shoot him. The fuck is wrong with you? You ain't hear what the fuck I said? I'm tired. Bear, what the fuck? Hey! Come on, man. I'm tired of doing your fucking housework. Yeah. Man, what the fuck you do that for, man? CJ, man, come on, put me back on the team. Give me 20 bucks and I'm all yours, man. Blast from the past. Hadi yapalım. Hey, let's take a ride, homie. I'm gonna shoot you somewhere you gonna enjoy. I got Bear's back, man. All right, I'll see you in a minute, Bear. Where we going, sweet? Someplace we can get old Bear back. I'm down for that. Strip kulübüne gidiyorlar. Eminim. Hiçbir şey de vermediler ama en azından şurada arabayı aldık. Aa! Arabayı alamıyoruz.
Ayıp, çok ayıp. Çok çok ayıp, çok ayıp. Bizim buraya koyduğumuz arabaya ne oldu peki? O da gitti çünkü neden gitmesin? Gitti mi? Gitmiş, arabamız da gitmiş. Harika, müthiş. Bunlar çok güzel haberler. Park edecek olan birisi var mı? Evet be, işte Grove Street şeyi böyle be. Bölgene saldırıyorlar. Ya saldırsınlar, dur sakin ol ya. Hemen başlatma şu olayı. Bölge şeyini de halledeceğiz. Dur hocam çekil. Aa seviyorlar. Şu an nasıl giyindiğimi seviyorlar. Hop şuradan geçeyim aradan. Harika. Şimdi önce şuradan sevileceğim, sonra kamyonculuk görevlerini yapmaya gideceğiz. 84.49'du. Bakalım kaç olmuş? 85. Aynen, görevler %50 şey alıyor, hallediyor. Şimdi çok fazla aslında kamyonculuk görevinde kalmamış olması lazım. Böyle oyunu %100 demek için yapacağımız böyle yan işler, yan aktivitelerin falan artık bayağı bir azalmış olması lazım. Kamyonculuk kalmıştır. İşte boat school kalmıştır. Kaptanlık okulu falan kalmıştır yani. Bir de tabii şeyler var. Collectible'ları toplamamız lazım. İşte spreyleri falan, grafitileri boyamamız lazım. Atnallarını toplamamız lazım. Oyster'ları, midyeleri toplamamız lazım. Ve San Fierdo resimleri çekilmesi lazım. Aslında San Andreas'ta şu an işin büyük çoğunluğu biraz daha şeye kalmış gibi oldu. Yayınlara kalmış gibi oldu. Finali yapmadan önce yayınlarda böyle her şeyi halledeceğiz. Oh mis gibi, evimizin önünde hep araba oluyor burada. Oo motor. Motoru affetmem, motorla gideriz. Ulan helikopter var sahilde, neden? Ne yaptık da o helikopter geldi sahile? Çok ilginç. Neyse, şöyle dümdüz gidersek zaten şeye ulaşacağız. Kamyonculuk görevine ulaşacağız. Neyse, görece yakın bir yer. Çünkü yol düz. Arabayı aldığımız gibi hemen buraya gelebiliyoruz. Ve gerçekten motor kullanınca daha kolay oluyor buraya gelmek. Şimdi dur bakalım, burası bizi nereden başlatacak? İnşallah kaldığımız yerden başlatıyordur. Tır şoförlüğü. Ne yapacağım? Bu narin mallar Battery Point San Fierro konumuna gidecek. Mallar çok narindir. Hasar vermeyeceğiz. Tamam. Olabildiğince dikkatli bir şekilde sürmek lazım bunu. Eyvah, şuraya çıkabilmemiz lazım. Hah. Okey, güzel. Şimdi arkamızdan önden falan birisi vurduğu gibi çok fazla şey gidecek. Buradan dümdüz gidersek eyvahlar olsun, çok kötü bir yere varıyoruz. Buradan Battery Point San Fierro nerede lan? Oha. O zaman şöyle yapacağız. İleriden sağa yapacağız. Ya buradan değil de sonraki yoldan sağa yapacağız. Yoksa ileride çok dönmemiz gerekecek. Böyle yılan gibi kıvrılmamız gerekecek. Onu yapmak istemiyorum. Her ne kadar daha büyük bir yol olsa da. Onu gerçekten hiç yapmak istemiyorum. Ha, aynen buradan. Birisi bize mi çarptı? Çarpmadı çünkü hasarımız yok. Helal para kazanacağız. Tabi her zaman helal para kazanmıyoruz kamyonculukta, biliyorsunuz. Çoğu zaman kaçak mal taşıdığımız için bazen polisler peşimizde geliyor. Bazen patlayıcı madde taşıyoruz. Patlayıcı bomba taşıyoruz bazen, bomba. Oy, işte bakın böyle şeyler olursa orada bizim için çok yazık olacak. Ah be San Fierro. Aşkım benim. Bayılıyorum bu şehre. Çok gaza basmazsak yokuşta çıkamıyoruz. Ve önümüzdeki abimiz gerçekten çok yavaş gidiyor. Bazen de böyle saçma sapan işler yapıyorlar. Oğlum çarpmasana şerefsiz. Çarpma artık bana. Geldi çarpa çarpa devam etti ya. Düz araba geldi çarpa çarpa. Şu manyağa bak. Kaos resmen ya, halkın bir numaralı düşmanı ya. 3960'a düştük. Yani çok düşmedik ama canım sıkıldı ya. Şuna bak ya. Milletin canına okuyor okuyor devam ediyor yoluna. Kafayı yemiş manyak. Kaç görev kaldı bilmiyorum. Bu kaçıncı görev bilmiyorum kamyonculuğu. Dalsların toplamda 8 görev vardı. Ne zaman arkamdan böyle motor sesi, gaz sesi gelse korkuyorum artık yani. Yine başka bir manyak orada diye. Kaldırımdan gitmekte bir sıkıntı görmüyorum. İnsanlar çarptığımız zaman hasar oluşacağını sanmıyorum. Ay burada yokuşlar vardı. Yokuşlara çıkmak için full gaz gitmek gerek.
Onu nasıl yapabiliriz bilmiyorum. Aa, tramvaylara takılırsak o da daha da fena. Aa bak, yine arkadan gelen var. Ya yapma ya o. Manyağın teki geliyor yine arkadan. Trafik kurallarına uymayacak bir şekilde. Bu göreve özgü bir şey mi? Bu görevde böyle mi oluyor acaba? Saçma sapan sürücüler falan salıyorlar üzerinize. İlginç bir durum. Ha bak, o şu gibi durumlar yani. Neyse, geldik. Geldik. Dönme de. Burada dönme, yapma. Az, çok az kaldı. Eyvah. Yapma. Yapma, dur. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Yapmayın, girmeyin, 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 girmeyin tıra. Sürüş tecrübesi artıyor, sıkıntı yok. Zaman sıkıntımız yok. Buranın altına gitmemiz gerekiyormuş sanırım. Gideceğiz, halledeceğiz. Ya ben nereden bileyim, ben koca köprüye gideceğiz sandım. Neyse, buradan da aynı yere gidiyoruz. Da bayağı uzağa getirdi bizi ha. Biraz sonra Las Venturas'a götürdüğünde herhalde... Hoş bir şey söyleyeceğim. Burası... Bayağı uzak bir yer yani... Şuradan geldik şuraya. Yani buradan daha da uzağa götürmesi için artık ya şuraya falan götürmesi lazım ya da şuralara falan götürmesi lazım. Zaten yani bizi en uzağa götürebileceği 2-3 noktadan birisini seçmiş. Ha çarpmayın, çarpmayın bakın. Lan bir tane manyak sürücü yüzünden 40 zarar aldık. Onun dışında 5. nakliyat görevini tamamladım. Güzel hocam, güzel. Aa, canlı yayında import export da yapacağız da. $3,960. $40 da alabilirdik ama almadık. Neyse, çok şey de dert değil. Şimdi en yakın şey nerede? Havaalanı değil. Tren istasyonuna gidip oradan şeye geçebiliriz bence. Los Santos'a geçebiliriz. Hazır geçmişken şuradan da paramızı alırız. Ne olacak değil mi? Aa, hazır buradayken evleri alayım. Evleri alayım. Sen güzel bir evmişsin. Hazır buraya gelmişken sevlerim de. $20,000. Ah. Ah. Ah, $20,000. Şimdi sonraki yer şurası. O ev sanırım azıcık pahalıydı, böyle güzel bir yerde konumlanmıştı. Memur bey, lütfen bize şey yapmayın. 16 helal doları daha aldık. Güzel. Helal dolar denen bir kavram varsa bu dünyada. Şimdi buraya sevleyeceğiz. $100,000. Ay. Ay. Aman. Bana bir şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor. Bu tarafta iki tane ev var. Onları da alalım. Buraya kadar gelmişken alalım yani. Şimdi gözünüzün önünde almış olayım. Bu evleri aldıkça bir de büyük bir ihtimalle şeye de yarıyor. Karettiğimiz gelişmeye de yarıyor. Ne kadarsın sen? Aa, hazır buralara gelmişken, bunları görmüşken şunları da çekelim değil mi? Hop, 16 çektik. Kaldı 34. $50,000. Allah'ım. $50,000 otoyolda satın aldım. Ya yapma bunu. Yapma bunu. Acıyor, yapma. Paramız da biterse bitsin, yeniden toplarız. Hiç sıkıntı değil. Yarış başı $10,000 veriyor zaten. Başka bir şeye para harcamayacağım ki bu oyunda. Giysiye para harcadım. Ona para harcadım, buna para harcadım. Para harcamadığım şey... Ya bir git birader. Burası mıydı yoksa aşağıda mıydı? Aşağıda değildi galiba. Ha yo, burası. Oo, burası bayağı GTA 3 gibi bir yer ya. Kaç? 40 bin. Aha. Buna nasıl bir yer oğlum burası? Sokak arasında ev. Öldürürler bizi burada ha. Burada gideceğiz biz. Açar mısın garajı? Oy, garaja bak. Bir de buraya bakalım, merak ettim nasıl bir yer. Ohohoho, ilginç bir yer burası, güzel bir yer ha. Şuna bak. Lavabo bu. Burası herhalde şey, misafir yatak odası. Ya orası benim yatak odammış. Bu kadar küçük yatak odam olup bu kadar kocama, ya şuna bak, ne güzel bir salon bu ya. Ne güzel bir salon mutfak bu ya. Harika bir şey. Hadi bakalım, devam.
Şimdi yine daha şey yapmıyorum, bakmıyorum yüzde kaç oldu diye. Çünkü ev satın alımlar yüzde kaça vuruyor onu bilmiyorum. Ve her bir ev satın alımı ayrı ayrı mı vuruyor yoksa hepsini toplayınca birden bir şey yapıyor, ona bakacağız şimdi. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi şuraya gidiyoruz. Yalnız buraya gitmek için ne yapacağız? Şuradan çıkacağız. Ha, şimdi burası ilginç bir şey. Mesela buradan mı yukarı çıkacağız, sağ taraftan mı geleceğiz bilmiyorum. Biz şu ana yolu kullanalım böyle. Sol taraftan gidip sola doğru kırıp ana yolu kullanalım. Oradan dümdüz ilerleyelim. Ben oraya işaretimi de koyayım her türlü. Nereye gideceğimiz belli olsun. Gel doğaçlama takılırız. Gel doğaçlama şey yaparız yani. Doğaçlama hallederiz programları. Aa, burayı hatırlıyorum. Burayı alamamıştık. Çok pahalı diye alamamıştık. 120 bin falan da herhalde burası da. Bir noktada o paraların hepsini telafi etmek gerekecek. En azından kendimize özel... Aa, kendi çiftliğim olacak bak bu şekilde. Kendi çiftliğim olacak. Bu güzel bir şey. O ne? Aa, orada arkada bir de motorum var. 100 bin dolar. Oy. Los Santos'tan çıktığımızda da galiba az çok bu kadar paramız olmuştu yine. Bir bakalım evimin içinde nelerimiz var. Devre mülk satın alındı. Yine her yeri satın aldın demedi. İnşallah her yeri satın almışızdır. Şimdi bir kontrol edelim şöyle haritayı, şey yapalım, burada alacağımız, alabileceğimiz ev. Aa, bir tane daha var ulan. Bir tane daha var. Gidiyoruz, oraya gidiyoruz. Dillimore'a geldik. Dillimore sanki böyle bir soruymuş gibi duruyor ama bir anlamı yok. Ama sanki bir soru soruyormuşsunuz gibi şeyi var yani. Yapısı var, bir fonetik bir yapısı var. Evet, varıyoruz. Panoptikon. Burada da az uğraşmadık. Az video çekmedik. Burada triatlon yapılıyor bazen. O triatlonda katılacağız. Şimdi değil ama bir ara. Evet. Bakalım. İnşallah buradaki eve paramız yetiyordur. Bu arada yetmeyebilir yani. 100 bin, 100 bin falan isterse. Yok o kadar bizde. Tamam, yetiyor. Allah'tan bütün evleri almış olduk. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi. Los Santos kırsalında ev yok. Los Santos'un kendisine satın alınmamış ev yok. Las Venturas'ın kendisine satın alınmamış ev yok. Çöllerde, Bone County'de satın alınmamış ev yok. San Fierro'da satın alınmamış ev yok. Satın alınmamış ev kalmadı. Bakalım. Oyun durumu 88.24. Güzel. Güzel. Çok güzel. Demek ki bayağı ilerleme demek bu. Çünkü yani şimdi nereden baksanız bir şey ediyordu bu. 84.5'tan buraya geldik. Oyunun başında 84.5'tuk. Bir tane görev yaptık. %85 oldu. Sonra %3.5 falan arttı. Evleri de satın alınca. Güzel. %100 olacak o. %100. Bütün evleri aldık. Araç güzel. Burada hep bir araç olacak. O iyi bir şey. Dur bakalım bu neymiş? Şimdi ne yapacağız? Yasa dışı mallar Easter Base'in San Fierro konumuna girecek. Polisin dikkatini çekecektir. Eyvah. Ne olacak peki? Ha, polis peşimizden geliyor. Ücret neyden düşecek ki? Ona ne oldu? Şimdi dur bakalım. Buradan sağ mı yapacağız? Yok. Düz gideceğiz. Öyle sağ yapacağız. Memur bey, sakin olabilir misiniz lütfen? Memur bey. Bana vurduğuna inanamıyorum diyor. Dur memur bey, size daha neler yapacağım. Hah, orada salak oraya düşersiniz. Yanlış yere girdim sizin yüzünüzden ya. Neyse, tamam, buradan devam edelim. Okey. Atla, dur şuradan aşağı ineceğim. Görüyorum diyor. Orada o bir adam diyor. Evet, o bir adam. Ne sandınız? Kiminle uğraşıyorsunuz sandınız? Bu sefer çok şey yapmamıza gerek yok. Biraz daha dikkatli gidersek Easter Base'in San Fierro. Şimdi dur bakalım oraya nereden gireceğiz? Şuradan devam. Tamam, çok görece çok düz bir yolumuz var aslında. Ücret 5000 diyor.
Yani bir sıkıntı olmayacak. Sürekli 3 yıldızı oluyor. 3 yıldızı sabitlendi. Yıldızları azaltmaya çalışsak da bir şey fark etmeyecek bizim için. Seni şöyle alalım hocam. Buradan dümdüz ilerliyoruz değil mi? Baştan kontrol ediyorum. Evet. Dümdüz ilerliyoruz. Hiçbir yere sapmadan etmeden seni şöyle alalım yine. Sol. Onların böyle sağa sola çarpmasını izlemek keyifli oluyor. Diyorsun hocam sağ yok sol bu. Oh mis gibi. Tamam buradan yine sol yap. Tamam bayağı geldik biz. Yazık polise yazık vatandaşı eziyor. Neyse geldik az kaldı. Buradan trenle dönebiliriz artık. Buradan şey yapmam, teker dönmeye çalışmamıza gerek yok. Nereye gireceğiz? İleride tamam sola döneceğiz zaten güzel tamam. Dümdüz devam edip sol yapacağız. Aşağı inmemize gerek var mı diye bakın. Aa okey şimdi jipler hadi okeydi ama polis arabaları biraz daha tehlikeli. Çünkü helikopter acaba bir yere düşürebilir miyiz diye düşünüyorum. Böyle ağacın yanından falan geçsek. Hocam ben geldim zaten. Yapabileceğiniz bir şey kalmadı bana. Ya biriniz şu benzinliklere girip patlatmazsa iyiyiz şu an. Hadi. Hah. 6. naklet görevi tamamlandı. Müthiş. Müthiş. 5000 dolar aldık. Ya böyle yavaş yavaş da halledeceğiz. Buraya giremiyoruz. Allah buraya neden giremiyorum ya. Memur bey merhabalar. Şu tarafa kaçtı. Aa burada şey yok muydu ya? Aa burada yok. Okey. İlginç bir durum. Memur bey kolay gelsin size. Ama bana şu an bayağı fazla geliyor oyun sesi. İnşallah dediklerimi rahat rahat duyabiliyorsunuzdur. Hoş zaten ben ne kadar şeyler söyledim. Tır şoförlü hadi bakalım nereye gideceğiz? Las Venturas'a mı gideceğiz? Bu mallar hasarsız ve hızlı bir şekilde Bone County mi? Evet Las Venturas'a gidiyoruz. Okay, nereden gidiyoruz? Buradan sağ yapıp okey buradan sağ yapıp dümdüz devam edeceğiz. Karşıya geçene kadar dümdüz devam edeceğiz. Hem hasar var. Hasar çok fark etmiyor. Ama hasar büyük bir ihtimal ücretle birlikte ücret hasarla birlikte azalıyordur. Teslimat süresi de önemli. Teslimat 9.30'a kadar. Ha ben 9 dakikada falan zannediyordum. Ama 9 dakikadan daha da az bir süremiz var demek bu. Dümdüz gidersek ulaşıyoruz. 9.30'a kadar zaman verdiler. Hasarımız yok. Çok şükür. İyiyiz. Buradan sağ... Aha. Eyvah. Aha tam hasarımı görmedim. Tabelayı gerçekten görmedim. Yani orada bir şey yok sandım. Dümdüz ilerleyebiliriz sandım. Ve 7000'den 6440'a indi o değil mi? Neyse buradan da sola döneceğiz. Bakalım tabela var mı önümde? Önümde bir tabela çarpacağım bir tabela görünmüyor. Şimdi sol. Ondan sonra yine sağ yapmayacağım. Dümdüz ilerleyeceğim sadece. Zaten doğal olarak yolun kendisi sağ yapıyor olacak. O yüzden bir sıkıntımız yok. Yapma. Arkadan vurma bana. Sakın yapma öyle bir şey. Patlatırım arabayı. Gerçekten patlatırım. Ya görmedim ama ya. Ya görmüyorum ama ya. Ya vurmayın şunu. Ya. Tır hasar aldığında şey oluyor. Ön kısım hasar aldığında onu sayıyor. Arka kısım hasar aldığında saymıyor. Okey. Şimdi buradan bir şey yapmamız lazım. Gerçekten görmedim ya. Az şey alacağız. Ücreti bak 5000 dolar alacağız ya. Öf. Neyse görevi tamamlayalım da sıkıntı değil. Öf. Ya görmüyorum işte gözüm yok benim.
Oğlum bak sen bana arkadan kökleteceksin gibi görünüyor. Öyle yaparsan var ya senin nizam böyle desem ben başka bir şey çarpıyorum. Bir dakika. Hah, ben bunu buraya koyayım. Güzel. 5320 dolar. 7. nakliyat görevi tamamlandı. Az kalmış olması lazım artık. Bize bunları anlatırken canımını Stardew Valley çekti çünkü dün Allah'ım yarabbim dün çok çok güzel bir yayındı dün geceki yayın. İnanılmaz keyifli bir yayındı. Tır şoförlüğü hadi bakalım sonuncusu. Hadi polis olmasın. Bu yasa dışı mallar. Ha anladım. Tamam. Oo. Helikopter inşallah ateş açmaz üzerime. Helikopter üzerime ateş açarsa yapabileceğim en ufak bir şey yok. Çünkü ben şu an tır kullanıyorum. Yani yapabileceğim en ufak bir şey yok. Ben şu an tır kullanıyorum. Neyse en azından şu an. Bir de şöyle bir durum var tabi. Hadi cipler ve normal arabalar neyse de peşimden polis kamyonları geldiğinde ne yapacağım? Bu biraz böyle final görevi kafasında şu. Tamam benim şu an muazzam bir yetenek sergilemem lazım bunları şey yapmak için. Yapma. Abi benim bayağı aralarını almaya çalışıyorlar şu an. Bir dakika. Hah. Seni de oraya kaybedelim. Güzel. Ya bu ne biçim ne kadar bu ne şey be? Hocam seni şöyle alalım. Aa. Ağır araba olunca tabii. Oh wow 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 wow. Sıkmayın lan. Evet sıkıyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tam hız ileri gitmem lazım. Yapabilecek başka hiçbir şeyim yok. Tam hız ileri gitmekten başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Wow wow wow. Ateşle ediyorlar. Seni şuraya çarptırırsam aynen. Ya vurmayın beni. Siyah adamı vuruyorlar. Help. Yapma. Ya lanet olsun size. Oğlum bağlansana şuraya ha. Oh mis gibi suya gir. Okey dümdüz ileri. Acayip zorlanıyorum şu an. Öyle böyle değil. Burayı yapamayabilirim. Hocam şöyle arkaya doğru gel bakalım. Oh. Yapma. Yap. Eyvah ya. Öf. Evet. Son görevi yapmak bizim için çok zor olacak. Çünkü bizi yani haritanın diğer ucuna yolluyorlar ve gerçekten peşimizden ya helikopteri nasıl aşacağız onu bilmiyorum arkadaşlar. Helikopter peşimizden üzerimize ateş açan helikopterler falan salıyorlar. Ya bir tır kullanırken o helikopteri nasıl indireceğiz? Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. O yüzden bir kez daha deneyeceğim. Olmalı dümdüz göreve devam edeceğim. Bugün yine bayağı bir gelişme. Yani 7 tane kamyonculuk görevini geride bıraktık ve haritadaki bütün evleri satın aldık zaten. Sarım yine aynı şeyi isteyecek. Evet. Red Sands West. Bakalım o nerede? Evet. Sol yapıp şöyle şuradan gidersem acaba nasıl olur? Bir de öyle deneyelim. Şehrin içinden gitmeyi deneyelim. Aa, şehrin içinden gidersem ya yine kafayı yediler bunlar bir kendinize gelin. Beni ne oldu lan oraya? Bana mı takıldı bu? Ne oldu? Şehrin içinden gidersem helikopterler bana saldıramayabilir. Neden? Neden? Çünkü gökdelenler. Peki bu mesela ben bunu doğrudan takip edersem ne olacak? Yanlış yerden gidiyorum. Okay, benim şu yolu yakalamam lazım. Dümdüz ileri gidersem, şu yoldan da devam edersem şurayı yakalayabilirim.
Burası yine ana yol. Bana dümdüz atış edemeyebilirler. Yolda başka şeyler olacak. Yolda bakalım. Araba bekletiyorlar. Okey, ciplerden kurtulduk. Ciplerden kurtulmamız bizim için iyi bir haber. Çünkü cipler ağır şeyler ve ağır arabalar ve şey oluyor. Diğer arabalara çarpınca durmuyorlar. Aman, düz polis arabaları diğer arabalara çarpınca duruyorlar. Bir de ben kendi kendimi kontrol edebilirsem tırı şey yapabilirim. Okey. Buradan binemiyoruz. Ne yapacağız? Binebileceğimiz bir yere geçebiliriz. Kamyonlar hakkında yapabileceğim hiçbir şey yok. Düz soldan devam ya. Uğraşmayacağım şu an oraya buraya gitmeye çalışmakla. Düz soldan devam hocam. Zaten şu an üst geçide girersek helikopterlere olan dezavantajımızı kaybetmiş oluruz. Gökdelenlerin arasında duralım ki helikopter bize dokunamaz. Kamyon açısından da şu an daha avantajlıyız. Şehir trafiği daha şey. Daha yoğun. Yollar daha dar. Bu bizim açımızdan da bir dezavantaj ama. Bakın şu ana kadar iyi gittik. Ay, yollar boşaldı ben bunu dedikler hemen sonra. Ya yanlışlıkla çarptım arabaya ya. Okey. Benim şu yolu yakalamam için nereye gitmem lazım? Sol taraf. Polis arabaları bana daha az hasar verir diye düşünüyorum ayrıca. Hazır bu kadar yasa dışı işe girmişken bete de bir şey yapsak diye. Hoş kumarhanemiz var zaten. O şeyi doldurduk. O slotu oradan doldurduk. Şimdi buradan sağ yapacağız. Oradan ana yola gireceğiz. Ana yoldan devam edeceğiz hayatımıza. Ve burada yine şeyler devreye girecek. Cipler devreye girecek. Aynen öyle. Dümdüz devam. Ooo, bayağı dümdüz devam edeceğiz. Dümdüz devam etmeyi başarırsam kazanıyoruz. 4 yıldız. Yine 4 yıldız. Eyvah. Güzel. Bu yolda dolu bir yol. O yüzden. Aa, bak sağa sola çarpıp duruyorlar. Kafayı yiyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Allah'ım yarabbim, çok güzel. Bizim için güzel haberler bunlar. Başaracak mıyız? Ulan acaba başaracak mıyız? Aha, aşağıda aradaki şeydi. Barikatla iş çok işe yarıyor. Şimdi şöyle bir şey düşünmemiz lazım. Buradan sol tarafa nasıl girebileceğiz? Buradan sol tarafa girebiliyor muyuz? Buradan bir yerden aslında sol yapıp şuradaki yola girmemiz lazım ama bir süre ilerleyeceğiz ya. Bir süre yapabildiğimiz yere kadar ilerlememiz lazım. Şu an asıl olay o. Çünkü yukarıdan helikopter yollamadılar. Diyeceğim ve helikopter gelecek diye çok korkuyorum. Şehre girdim diye helikopter gelmedi mi acaba? İlginç, çok ilginç. Okey, şimdi. Buradan sol yapıp, evet buradan sol yapacağız. Buradan sol yapıp ne yapacağız? Sol, düz, sağ, ileri. Hocam sakın beni şu an burada şey yapma. Sol, düz. Merhaba memur bey. Her şey yolundadır umarım. Sağ. Aha, geldi. Geldi yine şerefsiz. Ama ciplerden kurtulduk bir kez daha. Ulan çok az kaldı. Çok az kaldı. Bitiyor. Yaptık. Oh be. Nakliyat görevi tamamlandı. $10,000 aldık. Oh. Oh, mis gibi güzel. Okey, normalde bir görev daha yapacaktım ama sanırım bunu burada bırakacağım. Çünkü böyle final gibi bir görev daha yapmış olduk. Bu devre mülk artık $2,000 para kazandıracak. $2,000 ne ya? $2,000 ne ya?
Tüm gelecek görevler mesafe, zorluk ve ödüllerle ilgili olacaktır. Ne diyorsun ya? Buraya gelecek şeyler mi? Merhabalar memur bey, iyisinizdir inşallah. Hayat güzeldir. Neredeyse görevler kadar, belki görevlerden de daha aksiyonlu bir iş yapmış olduk. Helal iş de değildi çünkü kaçakçılık yaptık. Peşimizden helikopterler kovaladı. Ama yaptık. Hallettik. Yeni yeni evler aldık. Kamyonculuk görevlerini yaptık. Arada görev de yaptık. Bütün evleri aldık. Yeni yeni değil sadece. Bütün evleri aldık. Her şeyimiz yerinde. Ve bakıyoruz. CJ'yi de o arada giydirdik. Ne güzel. Duruma da bakıyoruz. Oyun durumu. %88.77'deyiz. Oyunun %12'sinden daha az bir kısmı kalmış. Bunun arasında çete savaşları var. Los Santos'u temizleyeceğiz. Bunun arasında gemi okulu var. Kaptanlık okulu. Onu da yapacağız. Bunun arasında import export var. Zaten import exportu çete savaşlarını ve de bu işte spreyler, midyeler, atnalları ve resimler, fotoğraflar falan, onların hepsini yayında sizlerle birlikte yapıyor olacağız. Yayınlarda yapacağız o kısmını artık. Belki bir bölüm daha düz bölüm gelir. Onları yine gider CJ görevini yaparız. Bot okulu görevini falan yaparız. Sonra da yayınlarda %100'e doğru koşturmaya devam. Değerli dostlarım, değerli ahbaplarım, çok teşekkür ederim. Bu yayında da CJ ve bana eşlik ettiğiniz için, like'larınız için, yorumlarınız için, paylaşımlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. CJ çok karizmatik ama siyah bir şeyler giysin veya siyah pantolon giysin veya hayır siyah ceket giysin derseniz lütfen bunu yorumlarda yazın. Benim çok bir görsel şeyim yok maalesef. O tarafa bir eğilimim yok. Çok anlayamıyorum ne güzel gidiyor ne gitmiyor. Ha böyle kalsın derseniz lütfen böyle kalsın diye yazın yorumlarda. Buradan hepinizi öpüyorum. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. CJ herkese iltifat ediyor. Ben de size buradan iltifatlar ediyorum. Bye bye. Bye bye.